kayıp olan başka bir şeyler var mı? Hayır komutanım. Sanırım hepsini söyledik. Aklınıza bu işi yapabilecek biri ya da birileri geliyor mu? Vallahi komutanım, yani bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok. Siz babamı da bizi de yakinen tanırsınız. Yani bizim de başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor. Peki ya çalışanlarınızdan? Nasıl yani? Yani normalde konakta yaşayan ama dünden beri ortada olmayan biri ya da birileri. Aslında var. Var ama onun yaptığını düşünmüyorum komutanım. Kim? Ya Hazar söylesene. Evet söylesene, Hazar kim? Bak benim çeyizlerimi fazla uzaklaşmadan hemen bulunması lazım. Komutanım çok acil, lütfen rica ediyorum. Ya aslında Ferhat ortalıkta yok ama dediğim gibi onun yaptığını düşünmüyorum. Aa tövbe estağfurullah Hazar, sen ne diyorsun Uşağım ya? Ya Ferhat bizim çocuğumuz gibidir komutanım. Yani onun bize böyle bir fenalık edeceğini ben hiç ihtimal bile vermiyorum. He biz onun bebekliğini biliyoruz ha. Kendi evladımız gibidir. Yok mümkünatı yok. Ama komutan doğru söylüyor. Bence de bütün oklar bu konaktan birini işaret etmekte değil mi? Ayşe ana, bildiğin bir şey mi var? Şimdi gerek Sherlock Holmes olsun, Müfettiş Gadget olsun, Pembe Panter olsun. Bunlardan öğrendiğim bir takım şeyler var tabii. O ne demek ya? Şu demek tatlı şirin şey. Daha önce bu konakta bir hırsızlık vakası oldu mu? Olmadı. Dışarıdan birinin yapma olasılığı da çok zor geliyor bana. Bakışlarımızı konağın içine çevirdiğimizde de... Konağa sonradan gelen bir takım şahsiyetler dikkatimi çekmekte nedense. Aa, bir dakika. Sen ne demek istiyorsun be? En son konağa biz girdik. Yani biz hırsız mıyız be? Yok, ben size demiyorum. Bak size demeymiş. Sizin bir tık evvel gelmiş birileri olabilir diyorum. Kim? Ben mi? Evet, sen yeni gelin. Ayşe ana, ya sen ne dediğinin farkında mısın? Ya bahsettiğin kişi benim karım. Hem nereden varıyorsun bu sonuca? Şuradan varıyorum. Şuradan varıyorum tatlı şey. Sayın komutan, şu yeni geline sorabilir misiniz acaba? Bu konaktaki herkeslerin altınları çalınmışken kendisinin bir çeyreğine bile dokunulmamış. Sebep? Benim de hiçbir şeyim çalınmamış. Allah Allah. Şirin kızım sen ya. Belki hırsız sağ kıyamamıştır benim güzelim. Yok artık. Hırsızdan bu aşık. Kız kapkaççıyı da bayarttın ki. Ya anne ya siz delirdiniz mi? Eyvallah. Good dog fek. Haksız da sayılmaz yani. Bir dakika ya, siz ne demek istiyorsunuz be? Benim kızıma siz hırsız mı diyorsunuz? Vallahi billahi saçınızı başınızı yolarım. Ağzınıza böyle cırt diye ayırırım ha. Sen var ya sen... Yok ya... Demirler anam, Demirler. Ya vallahi Hasan ben bir şey yapmadım ya. Hayatım açıklama yapmana bile gerek yok. Komutanım. Şu an için bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Siz ne olur anamların da kusuruna bakmayın. Buyurun ben sizi geçeyim. Buyurun. Beni ne için öyle bir şey düşündüğünüze gerçekten inanamıyorum. Hayır, ya yazın komutan şimdi sunmuşken bir cevap verin. Buyur babam. Siz de hiç utanma, ağırlanma yok mudur? Sebep? Ya bu evin kızını, gelinini hırsızlıkla suçlamak ne demek oluyor ha? Hı? Gözünüzde şahit oldunuz mu da komutanın yanında apır sapır konuşuyordunuz? Hayır, şimdi biz o altınları döndürdük. Şimdi hemen gidiyorsunuz. Benim gözlemden özür dileyip onun gönlünü alıyorsunuz. Yoksa Allah'ıma, kitabıma,
Hepiniz kendinizi bu kapının önünde bulursunuz. İşte o kadar. De haydi, de haydi. Yürü. Yürüyün bakayım. Söylene söylene gitmeyin. Terbiyesizler sizi. Ya Kamil Bey, Kamilla Hanım, kusura kalmayın. Ben bu mevzuyu çözeceğim. Yani benden. Hayırlısı benim çeyizlerine bir bulun ait. Aman Türkmen sen de üzülme be. Ne o çeyizlerin zaten modası geçmiş demedi olmuştur onlar. 50 yıllık vardır. Ben sana yenisini düzeceğim. Ha, anağın altınlarıydı onlar biliyor musun? Öyle Trabzon burması vardı vallahi çok para verdi.